Yaşam Mimarı Ağaoğlu Şeffaf Odayı sunar. İyi pazarlar değerli izleyiciler. Bugün iki konuğum var. Hande Fırat ve Kıraç. Hande Fırat'ın yeni kitabı çıktı. 24 saat. Tahmin ediyorsunuz ne olduğunu. Kıraç senden sonra. Başlıyoruz. Önce sana şunu söyleyeyim. Bilmem sana söylediler mi? Türkiye'nin Christine Amanpour'u diyorlar. Ne kadar hoş, çok teşekkür ederim öncelikle. Hakikaten müthiş bir gazetecidir. Tabii. Gerçekten böyle bir, insanlara böyle bir algı yarattın. İyi soru soran, düz, sağlam gazeteci ve gazeteciliği, saygınlığını, aktifliğini ve dibine kadar gitmeyi seven, Ankara'nın da nabzını kalbini elinde tutan gazeteci. Ve herkes 15 Temmuz darbe gecesi sana kilitlenmişti ve bu kitabı yazdın. Evet. En enteresan 24 saat. Enteresan sorular var. O soruları seninle birlikte gözden geçireceğiz. Ama önce sana bir şey soracağım. O gece telefon ederken sık sık kullandığın kızınla konuşmalarında bir FaceTime. Erdoğan'la karşı karşıya geldiğin anda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la karşı karşıya geldiğinde tarihi değiştirebilecek bir konuşma olduğunun farkında mıydın? O an değil. Yani çünkü gördüm. Bu telefon bu arada, getirdim telefonu. Saklıyorum çünkü. Değerli izleyiciler, bu telefonu görün. Çünkü bu telefonla 250 bin dolar teklif etti bir Arap iş adamı. Evet. Sonra devam etti o. Rakam yukarı çıktı, çıktı, çıktı. Çıktı. Evet. Kaça kadar çıktı? Valla yani en son ben bıraktığımda 3 katına kadar onun verenler vardı. 250 bin dolar. Evet, yani Suudiler, işte başka ülkelerden gene Arap coğrafyasından iş adamları aradı. Katarlılar aradı. En son Türk iş adamları arayıp aman kimseye verme, biz alacağız diye. Ama hepsine söyledim ben bunu satmıyorum. Bunu saklıyorum. Ayrıca da hani bir müzeye konabilir ya da şirketimizin bir politikası olabilir. Dolayısıyla çekmecemde kilit altında duruyor. Özel size getirdim. Çıkartıp Ankara'dan. Çok verse aman ona iyi sahip çık. Şimdi sizin o kapıda da o gece askerler bastığında, tabii, FETÖ'cüler tabii diyelim, bastığında kırdırılan camlar falan var. CNN'i yönetenlerin bir fikri vardı. Önce ya olduğu gibi bırakmak kırılmış camı ya da alıp o camları bir fanusun içine yerleştirip bir simgesi olarak CNN'in korumak. Şimdi kapıyı yenilediklerine göre galiba o fanus yapacaklar. Öyle göre herhalde bu da girecek. Da, bu da olabilir. 750 bin dolarlık bir telefon. Belki de o telefonu yapan o çok büyük firmanın herhalde en pahalı telefonu olacak bu. Öyle görünüyor, evet. Yani ama o şey kaldı, onu da söyleyeyim. Hani açtım telefonu. İlk o an hiç aklıma tarihi yayın ya da işte kader değiştirebilir değil. Ben çünkü haber heyecanı yaşıyorum o an. Ve Cumhurbaşkanı'nı sonuçta bağlıyorum. Cumhurbaşkanı'nı görünce ilk o an bendeki heyecandı. Bir de kimsenin haberi yok. Ofiste Ankara'da oturuyorum, kameralar etrafımda ve robot kameralar. Burada tutarken telefonu bas bas bağırmaya başladım. Yani daha yayında değiliz. Bana dönsünler, bana dönsünler. Bizim Dicle Canova var, haber müdürümüz. Dicle İstanbul'u ara, çabuk ara diye sadece çığlık atan bir insan görüyorlar oradan beni. Bütün dert orada. İşte kamera bana dönsün, ben telefonu döndürebileyim. Mikrofon yok, yaka mikrofonunu çıkar.
sadece o ilk belki bir dakika bunun heyecanı ve stresiydi. Tabii sonrasında görüntü düzgün olsun, işte ses yüksek çıksın ve mesajlar. Mesajlar başladıktan sonra ufak ufak algılamaya başladım ama o bile çok kolay değil. Çünkü ikinci dakikada teknik yönetmen kulağıma, Hande Türkiye'deki tüm televizyonlar şu an bizimle ortak yayında dedi. Üçüncü dakikada Hande dünyadaki tüm haber kanalları şu an bizimle ortak yayında dedi. Yani tüm bunlar kaç milyar izleyici. Evet, yani CNN International, işte El Arabiya gibi pek çok kanal. O zaman zaten doğrudan hani tarihi yayını ve benzerini unutup işinizi doğru yapma stresine giriyorsunuz. Sen ama başından beri oradasın. Mükemmelliyetçi. Bana dönüşün kameralar, haberi tam manasıyla verebilmek. İşte İstanbul derhal haberi İstanbul'a evet. ver. Kameralar işte elimi görsün çünkü küçük bir ekran bu. Evet, evet. Onu büyük verebilmek ve biz de büyük bir, ben de olsa da gazetedeydim, gazeteye gelmiştim. Ve büyük bir ilgiyle olayı izliyoruz. Hiç tuvalet yok yüzünde. Evet. Herhalde şimdi ani evden geldi. Kalktım yani koşar adım. Mesajlar gelmeye başladığı an itibariyle bizim bir WhatsApp grubumuz var ofis olarak telefonda. İlk oraya bir iki haber düştü. Ben haber kaynaklarımı aramaya başladım. O an böyle 22.05 civarında asker hareketlilik, tuhaflık var, anlaşıldı. Uçaklar uçmaya başladı Ankara'da. Elim ayağım titreyerek önce kızımı anneme bıraktım. Arkasından da fırlayarak ofise. Tabii hani ne giydiğimi biliyorum, üzerimde ne var. Kafamda muhtemelen bir şey vardır, toka yerine kalem vardır. O şekliyle yayına çıkılıyor. Yani o an makyöz gelsin, makyaj yapayım, ceket bulayım, hiç böyle kaygılarınız olmuyor. Öncelik haber. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sizden duymak çok onur verici. Çok teşekkürler. Mesleğimize de çok büyük bir onur kazandırdın. Türkiye'de demokrasinin yeniden kurtarılmasına müthiş bir tarihi katkın oldu. Geleceğiz oraya. Şimdi Kıraç, sen de çiftlik gibi bir yerde yaşıyordun galiba. Hala orada mısın? Yani çiftlik gibi bir yerim var. Orada ineklerim var. Ben hafta sonları gidiyorum. 17 tane ineğim var. Keçilerim var. Ondan sonra tavuklarım var ama çoğu öldü. Bir kıran girdi. Peki 15 Temmuz gecesi neredeydin? Mersin'deydim ben, konserdeydim. Ha şeyde değildin. Yok değilim değilim. Ben de herhalde uçakları duymamışındır dedim. Yok bizim benim oğlan duymuş, çok korkmuş. Çocuk tabii hayatında öyle sesler duymadı hiçbir zaman. Kaç yaşında merak ettim. 4 yaşında. Kızım da 7 yaşında, sabaha kadar uyumadılar tabii onlar. Ben de Mersin'de olduğum için bayağı bir telaşlandım onlar adına. Çünkü evimiz ikinci köprüye çok yakın. Onlar adına çok korktum. Ben şimdi 44 yaşındayım yani 12 Eylül'ü biraz hatırlarım ama bu 12 Eylül'e de benzemeyen bir şey olduğu için tamamen terörist bir saldırı olarak görüyorum. Bunu bir darbe girişimi olarak görmüyorum açıkçası ben kendi adıma. Tamamen teröristlerin ülkemizi ele geçirmeye çalışması olarak görüyorum. Ben konserdeydim, kardeşim de yanında asistanlığımı yapıyor. Abi dedi, kulağıma şarkı söylüyorum o an. Bence dedi keselim artık dedi falan. Ne oldu dedim ya, anlatırım dedi, söylemek istemedi. Ya ne oldu falan dedim, askerler dedi köprüde dedi. Bu dedim ne? Ya ben hani şarkı arasında mı söylüyorum? Tabii tabii şarkı arasında. Ben konserdeyim o an. Yani bayağı da şenlik böyle. Bir şarkıdan diğer şarkıya geçerken. Evet 30-40 bin kişi var. İntrolarda falan konuşuyoruz. Bende de hep bir darbe kurguları vardır. Çocukluğum benim darbede geçtiği için hani. Biliriz yani ne olur ne olmaz falan filan. Çok da esprisi yapıldı biliyorsunuz. Oyunlara konu oldu, romanlara, filmlere konu oldu. Bu pek darbeye benzemiyor ama hani... Dedim abi dedi askerler bayağı dedi sokakta falan deyince. Biz Mersin'de şimdi... de öyle miydi? Efendim? Mersin'de de var mıydı öyle bir şey? Mersin'de sonradan bir hareketlen bütün Türkiye'de oldu ama biz tabii İstanbul'a kilitlendik. Şimdi İstanbul her şey Ankara İstanbul. Haberli haberimiz oldu. Ve konserin son 10 dakikasını. Bitirdin mi? 10 dakikasını şey yaptım. Ne olur ne olmaz diye şimdi nereden ne olacağı belli olmaz darbede. Halk 30 bin kişi. Kendi adımıza değil ama tabii orada sorumluluk adına hani en ufak bir şey olsa bir terör de malum terör örgütleri de bunu iyi değerlendirirler diye ben korktum açıkçası. Sakince bir şey de söylemedim mikrofonda. Güzelce konserimizi bitirdik. Tabii eve gidemedik. Bir gün sonra falan zor gittik. Tek bizim uçağımız kalktı Adana'dan. Bu şarkı
single'ın. Senden sonra dinleyelim senden. Peki, peki. Kim derdi ki bahtımızda bir vedasız ayrılık var. Kısacıkmış hikayemiz, kelebeğim ömrü kadar. İnan en çok bizi özledim ben. Düşündükçe gözlerimde tüten, aşkımız bir ömür diyordun ya sen, 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 sen. Senden sonra konuşmuyorum, kilit vurdum ruhuma o günden. Susuyorum, sana susuyorum ben. Senden sonra aynalarda bir yabancı artık yüzüm her gün bana. Senden sonra bitti rüya. Her şey yüzüm senden sonra. Düşsem yollara, kaçsam kendimden. Her yer yüzüm senden sonra. Derdi ki bahtımızda bir vedasız ayrılık var. Kısacıkmış hikayemiz, kelebeğin ömrü kadar. İnanan çok bizi özledim ben. Düşündükçe gözlerimde tüten, aşkımız bir ömür diyordun ya sen, 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 sen. Senden sonra konuşmuyorum, kilit vurdum ruhuma o günden. Susuyorum, sana susuyorum ben. Senden sonra aynalarda bir yabancı artık yüzüm her gün bana. Senden sonra bitti rüya, her şey yüzüm. Senden sonra düşsem yollara, kaçsam kendimden. Her şey yüzüm senden sonra. Teşekkür çok ederim. Güzel. Sağ olun. Hayırlı çok olsun. Teşekkür ederim. Çok güzel söyledin. Bir de dikkat edersen gerçek erkek sesi. Böyle miyavlar gibi falan bir ses değil. Bayağı böyle. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. İçi dolu bir ses. Harika. Ha? Gerçekten hayırlı olsun. Çok sağ olun. Zaten severek dinliyoruz. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Kaçta yazıyorsun geceleri? Ben mi? Şimdi eskisi gibi değil. Biraz erken yatmaya çalışıyorum. Ama yani nereden olursa olsun yine bir saat biri buluyor. Yani öyle ya da böyle. Her gün mutlaka kendime biraz zaman ayırıyorum. Çocuklar uyuyunca. Yani 11'de kitap okumaya başlıyorum.
1'e kadar işte bir şeyler okuyorum. Ondan sonra aslında 12'de uyumam lazım normal. İyi bir kitap okuyucusu olduğunu biliyorum. Teşekkür ederim. Evet, ben okuyorum. Buradan sorguya çekeyim mi? Benim kitabımı okudun. Okuyacağım inşallah. Okuyacağım inşallah. Senin kitap zaten bu, herhalde... Bu kitap şimdi tabii yani telefon da dahil bu arada. Ben girdim ama kitap bugünün kitabı ve bugünün telefonu olmanın çok ötesine gidecek. O 750 bin doları aşar. Şimdi 10 yıl sonra o bence sakla. Yani çünkü bu süreç herhalde bir en az 50 yıl zaten konuşulacak ve o sürecin de en önemli olaylarından birisi. Kitap da bayağı yaşayacak. Şimdi kitapta enteresan bir süreç var. 3 saatlik bir süreç var. O bir ölçüde hala diyelim ki kara delik gibi uzaydaki. Daha henüz aydınlanmamış. Ama istersen ona gelmeden evvel bir şeye başlayalım. 14:45'te evet. H.A. adlı bir binbaşı geliyor. Hı hı. Bu muvazzaf binbaşı mı? Evet, görevde. Hatta tatilde ve tatilden çağrılıyor. Ona tatilden çağrılıyor. Evet. Bir gün öncesinde bir telefon geliyor kara havacılıktan. Tatilde normalde acil gel, operasyon var diyorlar. Hı. Tabii telefonda ne olduğu söylenmiyor. Geliyor ve kara havacılığa giriyor. Hem de tatilden geldikten hemen sonra giriyor. Evet. Ve oradaki konuşmalara şahit oluyor. Akşam çok uçacağız diyorlar. Çok uçacağız. Evet, çok uçacağız. Ondan sonra konuşmalardan MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı almaya gidecekleri. Daha da kötüsü olabileceği, yani daha da kötüsü demiyorlar tabii ama daha ileri işler de olabileceğini ima ediyorlar. İma ediyorlar. Evet, ima ediyorlar. Yani doğrudan görüşmelerimin tüm neticesinde çıkardığı çağırmaları bu. Baylok'la mı çağırıyorlar? Yani FETÖ'cülerin kullandığı yoksa normal telefonla mı? Telefon diyebiliyorum ama şöyle tabii orada da çeşitli soru işaretleri var. Belki hala onu ortaya çıkarmışlardır. Baylok olamaz çünkü o tarihlerde bildiğim kadarıyla Eagle'la geçmişlerdi. Ha. Deşifre evet. olduğunu anlayınca evet. Deşifre Eagle, olduğunu anlamışlar. Eagle'la mı çağırmışlar? Onu da bilmiyorum. Ben bilmiyorum ama muhtemelen devlet biliyordur. Peki H.A. ile hiç tanıştın mı? Hayır. Bu karacı bir subay. Binbaşı evet. Ama havada, hava pilotu gibi yani karacıların hava kara pilotu. Havacılıkta evet uçacak yani uçanlardan, helikopter. Uçuculardan. Evet tabii. Pilot yani söylenen bu. Ve bu bilgileri aldıktan sonra... Biraz içeride oyalanıyor bildiğim kadarıyla dışarı çıkıyor. Bir taksiye atlıyor. Çünkü hayatında bir şey hiç... soracağım. Bu H.A. bir kod etrafa yanıltmak için verilmiş bir harf yoksa gerçek isminin ilk harfleri mi? Şimdi H.A.'nın kendi adı olduğu söyleniyor. Ama tabii ki görmedim, tanımıyorum. Kim olduğunu da bilmiyoruz. Sebebi de şu, muhtemelen bir koruma altında olduğunu düşünüyorum şu an. Ve onu yok ettiler zaten değil mi? Yani gizlediler. Devlet muhtemelen tabii ki koruyordur. Çünkü ortaya çıkması şu an sonuçta darbeyi erkene aldıran, deşifre eden isim. Evet. Ve bir mücadele devam ederken, herkes A'dan Z'ye henüz yakalanmamışken devletin koruma altında olması normal diye düşünüyorum ben açıkçası. Ve hala kim olduğu da söylenmiyor. Hayır, MİT'e gidiyor. Taksi yaptı, ama yani gidiyor. Gerçek inisiyalleri olsa bu zaten FETÖ'cüler anlar bunun kim olduğu ki. Kendilerine yakın biri olması lazım ki çağırmışlar. Evet. Ya o da olabilir ama sonuçta hani bunların bir zincir olduğu, herkes birbirini tanımıyor. En alttaki en üsttekini tanımıyor, ortadaki üsttekini tanımıyor. Yani sonradan işte belli bir talimatla geldikleri, talimatla harekete geçtikleri söyleniyor. Belki en tepenin haberi yoktur ya da en tepe biliyordur da ortadaki onu tanımıyordur. Bunları bilmiyoruz ama sonuç belki itibariyle... Belki FETÖ'cü de olmayabilir yani. Hayır, öyle olduğu söyleniyor. Ama sonuç itibariyle şu an anladığım kadarıyla devletin koruması altında. Yani gizleniyor. Sonuçta devletin koruması altında olmasa da herhalde böyle bir şey gitmişsiniz, söylemişsiniz. Ondan sonra devlet harekete geçmiş, bu iş önlenmiş, büyük bir mücadele ortaya konmuş. Herhalde kendisi de çok ortaya çıkmak bu istemez. Bu hareket olmasaydı
Gece saat sabaha karşı 3'te yapacaklardı. Allah korusun. 6'da sık yönetim ilan edip sokağa çıkma koyacaklardı. 3'te de herkesi alacaklardı gereken. Tabii. Bitirecekti. Erken olduğu için bizler kalktık. İşte onu aradık, bunu aradık. Tüm televizyonlar ayakta, herkes ofisinde, insanlar ayakta. Yani millet sokağa çıktı. E nasıl çıktı? Şimdi sabah 3'te olsaydı Allah korusun muhtemelen herkes uykuda yakalanacaktı zaten. Yani çok zor bir şeydi. Bence müthiş bir müdahalede bulunmuş. O da tarihi değiştirenlerden biri gizleniyor. Peki 14.45'te gidiyor. Çeşitli söylentiler var. Bir tanesi de galiba sana ya da MİT başkanına suikast yapılacaktı, değil mi? Orada hangi seviyede elemanlarla karşılaşıyor? Konuşuyor. Şimdi tabii taksiyle MİT'e gelen bir MİNBAŞI'dan bahsediyoruz. Üniformayla mı gelmiş? O detayı bilmiyorum. Ama taksiden iniyor ve MİT'e geliyor ve MİNBAŞI olduğunu söylüyor. Üstelik taksiye de hani MİT'in adresini vererek değil yani MİT'i, beni MİT'e götür diyor. Bilmiyor yani. Evet. Ve tabii en sonunda MİT müsteşarını haberdar ediyorlar. Adamın sicili çıkıyor, gerçek söylediği yani kim olduğunu doğru söylediği ortaya çıkıyor. Ondan sonra istihbarat ama değerlendirmeye alıyorlar. Ne söylüyor? Aynısı. Bu gece kara havacılıktan çok uçacağımız söylendi. Helikopterler peş peşe kalkacak. İşte daha ileri de gidebilir ama hedef Hakan Fidan. Daha da ileri gidilebileceği yönde bir takım konuşmalar var diyor. Yaptığımız görüşmeler çerçevesinde diyor. Diyorlar ki en sonuna sen geri git. Anlamasınlar dışarıda olduğunu. Üstüne de bir dinleme cihazı takılıyor. Ve birliğine geri gidiyor bir süre sonra. Hiçbir şey yokmuş gibi. Fakat gene öğrendiğim o ki bir aksilik oluyor. O dinleme cihazını çalıştıramıyor binbaşı. Sonrasında da tabii MİT de harekete geçiyor. Genelkurmay Başkanlığı'yla temasa başlıyorlar. Önce telefonla, şifreli telefonlarla sonra da Genelkurmay karargahına gidiyor MİT müsteşarı. Evet. Saat kaçta? Saat 18 civarı. Ben hemen buradan saatlerine bakacağım. 18 civarında toplantıya girmiş oluyorlar. Ve o toplantıda tabii bir takım da önlemler alıyorlar. Şimdi 16'da MİT başkanına veriliyor bilgi. Evet. 16.21'de bu bilgiler Genelkurmay ikinci başkanına iletiliyor. Telefonla. 17.30'da MİT müsteşar yardımcısı Genelkurmay'a gidiyor. Evet. Yardımcısını gönderiyor. Evet. MİT müsteşarı bu sefer 18'de bizzat gidiyor Genelkurmay'a. Evet. Bu 18. Müsteşar yardımcısıyla müsteşar arasında yani bir basamak daha yükselişin yarım saatte sebebi nedir? Bunda da tam bir net yanıt yok ama Yaşar Güler'le ikinci başkanla, o dönemin ikinci başkanı müsteşar yardımcısı konuştuktan sonra muhtemelen müsteşar Genelkurmay ikinci başkanı Genelkurmay başkanına da bilgi veriyor ve sonuç itibariyle çok aslında geride kalmış değil. Türkiye bir 4 Şubat MİT krizine yani müsteşarın alınma girişimini yaşamış durumda. Tabii savcılık kararı tabii, var. Hatta gitmemek için bir süre görülmez oldu. Ve bu sefer bir adım daha öteye gidiyor. Helikopterler havalanacak iddiası, bilgisi var. Hedef yani ya suikast ya alınacak bilgisi var. Dolayısıyla bir kapsamlı toplantı yapılmasına karar veriliyor. Evet. Ve o toplantıda hem binbaşının durumu anlatılıyor hem de kara havacılığa kara kuvvetleri komutanının gitmesine karar veriliyor. Gözleriyle görsün, denetlesin diye. Şimdi değerli izleyiciler az sonra devamına geçeceğiz. Şimdi içinizden soruyorsunuz. Ne olur? Neler olabilir? Ne olur? Bu ne olur'u müzik diliyle dinleyelim mi? Peki. Ne olur beni affet sevdiğim, senden başka yok emelim. Sen benimsin, ben de senin. Seni istiyor şu kaderim.
bak çiçeklere, hep senin için açar. Yaşarım seninle sonsuza kadar. Acı verme bana, acı verme aşkıma. Geri dön bir tanem, son bir şans daha. Seni son defa görmeden, doyasıya sevmeden, nasıl uçtun gittin elimden, elimden, elimden. Demek buymuş aşk denen, sevmesini bilmeden, nasıl uçtun gittin, vurdun sen yüreğimden. Can evimde. Senden başka yok emelim. Sen benimsin, ben de senin. Seni istiyor şu kaderim. Bak çiçeklere, hep senin için açar. Yaşarım seninle sonsuza kadar. Acı verme bana, acı verme aşkına. Geri dön bir tanem, son bir şans daha. Seni son defa görmeden, doyasıya sevmeden, nasıl uçtun gittin elimden, elimden, elimden. Demek buymuş aşk denen, sevmesini bilmeden, nasıl uçtun gittin, vurdun sen yüreğimden, can evimden. Frankofonsuz da. Evet. Ankara Tevfik Fikret mezunusun. Tevfik Fikret mezunuyum. İngilizce de var. Fransızca, İngilizce evet. Ama birlikte. Fransızca daha mı ağır basıyor? Fransızca daha böyle bir nazik, daha böyle müzikal, havalı. Hoşuma gidiyor. Daha yumuşak. Evet. Bu da keman çok güzel bir harman yapmış. Çok güzel olmuş. Sesine de iyi gitti. Eyvallah. Yani keman müthiş bir eşlik ettiğini düşünüyorum. Enstrümanlar içinde zaten keman başka bir şey. Keman ve diğerleri neredeyse yani. Sen önce keman istemiştin öğretmeninden, sana gitar verdi. Evet, ben açıkçası kemanı çok arzu ediyordum, çok istiyordum. Öğretmenim iyi bir seçim yaptı tabii. Önce bağlama çaldın. Ben bağlama çaldım. İşte babamda ne varsa evde bağlama vardı, onu çaldım. İyi blok flüt çalardım. Baban bir aydındı. Öğretmendi. Evet, evet. Babam tanıdığım en iyi öğretmenlerden, eski öğretmenlerden, eğitim enstitüsü kökenli öğretmenlerimizden. Köy enstitüsü mü? Köy enstitüsü. Sonra o eğitim ne oldu, bir şey oldu. Sonra adları evet. Bir değişti ama hani köy enstitüsü zaten evet. Önceden 5 yıl falan ömrü oldu ama o hala konuşuluyor biliyorsunuz. Özlemle biz de anıyoruz tabii onu. Onun sayesinde evdeki enstrümanları çaldım.
Refik Köksal benim müzik öğretmenim. Orta 3'te benim müzik öğretmenim oldu. O da inanılmaz bir öğretmendir yani. Ona o keman çalıyordu. Ama bana uygun görmedi. Doğru da yaptı. Sen de şarkı söylüyorsun. Bir eşlik enstrüman sana daha uygun olur. Çünkü dedi ve öyle gitar. Onun ismi ne? Onun Kaf-ı Sabah. Yani? Evet. Yani ben biraz yanlış bir isim koydum tabii ona. Kaf Dağı'nın ardındaki Kaf sabah. Kaf Dağı'nın ardındaki sabah. Yani ama benim... çok güzel bir isim. Çok hep hoş. Biz o sabahı özlüyoruz. Evet. Yani evet, Kaf Dağı'nın ardında arkasında evet, kalmasını istiyoruz. Biraz daha yaklaşsın istiyoruz. Evet, evet, inşallah. Enteresan bir şey var. 10 Kasım, biz uzatmalı bir 10 Kasım programları yapıyoruz. Mesela daha evvel de yine 10 Kasım programları yaptık sizinkinden evvel de. Bir programda ikiye böldük. 10 Kasım klibi yaptın. Evet, evet. Ve yayınlandı. Yayınlandı, evet. Çok sevildi. Çok izlendi. Biz önemsiyoruz. Biz arkadaşlarla iş yerimizde toplanıyoruz her 10 Kasım. Kendimiz anıyoruz atamızı. Özlemle anıyoruz, duygulanıyoruz. Ben de çocukluğumda bana işte Refik Köksal'ın o keman vermeyen, gitar veren öğretmenim, sevgili öğretmenim Refik Köksal'ın bana öğrettiği 10 Kasım ağıtı şarkısı. Nasıl bir şeydi o? Her yılın 10 Kasım'ı debreştirir yasımı. Her yılın 10 Kasım'ı debreştirir yasımı. Ben bunu herkes biliyor sanıyordum. Ama meğersem bilinmiyormuş. 10 Kasım için yapılan şarkılar ya da müzikler biraz az. Ve çok güzel oldu. İnsanlar sevdi. Oğlum da, 4 yaşındaki oğlum da katkıda bulundu. Çaresiz.
gün yıkım biliyor musun? Ezginim, çaresizim, umutsuzum. Bugün yıkım biliyor musun? Ezginim, çaresizim, umutsuzum. Bırakma beni, insanlar kötü. Bırakma beni, korkuyorum. Bırakma beni, insanlar kötü. Bırakma beni, korkuyorum. Bir deli otlar büyüyor içimde. Sancılıyım, yorgunum, kederliyim. Bu halini sevdim, gitme kal. Çamurlar, çirkefler içindeyim. Bir deli otlar büyüyor içimde. Sancılıyım, yorgunum, kederliyim. Bu halini sevdim, gitme kal. Çamurlar, çirkefler içindeyim. Bırakma beni, insanlar kötü. Bırakma beni, korkuyorum. Bırakma beni, insanlar kötü. Bırakma beni, korkuyorum. Bir dayak yemiş adamım şimdi. Bezginim, kararsızım, yılgınım. Al götür beni o kayıp gecelere. Yeter ikimize yalnızlık. Bir dayak yemiş adamım şimdi. Bezginim, kararsızım, yılgınım. Al götür beni o kayıp gecelere. Yeter ikimize yalnızlık. Bırakma beni, insanlar kötü. Bırakma beni, korkuyorum. Bırakma beni, insanlar kötü. Bırakma beni, korkuyorum. İnsanlar kötü. Bırakma beni, korkuyorum. Bırakma beni, insanlar kötü. Bırakma beni, korkuyorum. Bırakma beni, insanlar kötü. Bırakma beni, korkuyorum.
güzel bir program oldu. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Sen talihim yok, bahtım kara diyorsun ama geçmişte kalsın. Ona bitirelim istersen. Tamam. Tamam oldu. Şu dünyanın gam yükünü çeken var mı benim gibi? Şu dünyanın gam yükünü çeken var mı benim gibi? Gece gündüz gözyaşını döken var mı benim gibi? Gece gündüz gözyaşını döken var mı benim gibi? Gitmez ki başımdan atam, ben bu derdi kime satam? Saçlarını tutam tutam, yolan var mı benim gibi? Saçlarını tutam tutam, yolan var mı benim gibi? Talihim yok, bahtım kara, böyle hayat batsın yere. Sine sine, vura vura, ölen var mı benim gibi? Talihim yok, bahtım kara, böyle hayat batsın yere. Yaşam Mimarı Ağaoğlu'nun sunduğu Şeffaf Oda devam edecek. Yaşam Mimarı Ağaoğlu'nun sunduğu Şeffaf Oda devam ediyor. Değerli izleyiciler, bir Şeffaf Oda'nın daha sonuna geldik. Gerçekten o büyük badireyi atlatmış olmaktan sonra işte bu İstanbul Boğazı'nın bu güzel köşesinde Balta Limanı'nda müzikle. Şahane. Senin varlığınla. Ay çok teşekkür ederim. Sizler de öyle. Fevkalade bunu atlatmış olmanın keyfini çıkardık. İnşallah devamı da gelir. İnşallah, inşallah. Konuklarım, çalışma arkadaşlarım ben size iyi bir pazar ve hafta diliyoruz. Gelecek hafta yine değerli konuklarla ve müzikli, keyifli söyleşimizle beraber olacağız. Hoşça kalın. Yaşam Mimarı Ağaoğlu Şeffaf Oda'yı sundu.